Merhaba, fizyoterapist Aynur Baş ben. Bu videoda sizlere topuk dikeninin nasıl geliştiğini ve nasıl tedavi edildiğini anlatmaya çalışacağım. Literatürde osteofit adıyla karşımıza çıkan ve topuk bölgesinde kalsiyum birikmesiyle meydana gelen rahatsızlığa topuk dikeni diyoruz. Aslında en basit tanımı bu. İnternette araştırdığınız zaman şöyle bir şey okuyabilirsiniz. Tanısının konması zordur. Bunun sebebini sizlere resim üzerinden anlatmak istiyorum. Ayak tabanı resmi kullanacağım. Biraz daha basit bir anlatım olsun diye. Yoksa değerlendirmeye kalktığımızda, yani hasta muayenesinde ayak bileğine bakmak lazım, dize bakmak lazım, diz eklemine, onu ilgilendiren kaslara ve hatta gerekliyse kalça ve yukarı yapıları da değerlendirmek gereklidir. Şimdi görselimize dönelim. İlk resimde kemik yapısını görüyorsunuz ayak tabanının. Gördüğünüz gibi bir sürü küçük küçük kemikler var. Topuk kemiği, yani kalkanios, navikula, kuneiformlar, trak kemikleri vesaire. İsimlere takılmayın lütfen. Bu kadar çok kemik olması ayağın her türlü zemine ve bu zemin üzerinde bizim hareketliliğimizi sağlayan karmaşık mekaniğe uyum sağlamamızı kolaylaştırıyor. Bu kadar çok kemik olunca dolayısıyla bağ yapısı da çok karmaşık oluyor. Sadece fikir sahibi olun diye gösteriyorum bunu. Sorun biraz daha net gözünüzde canlansın diye. Bağ dokuyu görüyorsunuz bu görselde de. Ve kas yapılarını görüyorsunuz. Şimdi size genel olarak burada neler olduğunu anlatacağım. Sizler kasları bir yerden başlayıp bir yere gelir tutunur ve sonlanır diye düşünüyorsunuz. Ki anatomi görsellerinde de bu böyledir. Fakat vücudumuzda işler böyle işlemez. Gördüğünüz bu gastrokinomius kası diyoruz buna. Yani baldır kasınız. Diz ekleminden başlar ve topukta sonlanır diye kabul ederiz. Kabul ederiz diyorum çünkü aslında fasya dediğimiz bağ dokuyla birlikte ve hemen onun bitiminden başlayan diğer kasların bağlantı yerleriyle tamamıyla birbirine bağlıdır. Tüm ayak tabanına. Şimdi gördüğünüz bu kaslarla devam eder yani. Topuk dikeninde ana etkilenen kaslar da bu yapılar. Ayağın mekaniği bozulduğunda ya da sadece topuk dikeni üzerinden konuşalım. Bu yapılar zorlandığında, spazm veya gerilimleri arttığında, kasta kısalıklar oluştuğunda topuk bölgesi çevresinde kalsiyum birikimi veya bizzat bağ doku içerisinde birikimler veya şiddetli ağrıya neden olabilen yangılar görüyoruz. Hastalığın tanımında sadece kemik üzerinde kalsiyum birikimine topuk dikeni deniyor. Fakat aslında zorlamanın mekaniğine ve şiddetine bağlı olarak ister kemik dokuda, ister bağları ve kasları kastettiğimiz yumuşak dokuda etkilenim olsun, tüm bunlar aynı sorunun getirdiği problemlerdir. Etkilenim yumuşak dokuda olduğu zaman tedavisi daha kolaydır. Kemik dokuda olduğunda daha çetrefilli, daha zordur ve daha uzun sürer. Birikim ister kemik dokuda olsun, ister yumuşak dokuda olsun fark etmez. Her ikisinde de hemen hemen aynı tedaviyi uygularız. Şimdi dilerseniz tedavisinde neler yaptığımıza geçelim. Farklı ekollerde farklı uygulamalar olabilir. Ben kendi çalışmalarımdan bahsedeceğim sizlere. Merak edip araştıranlar biliyorlar ki manuel terapide biz kilitli bulduğumuz ya da farklı pozisyonda yakaladığımız eklemleri çeşitli manevralarla düzeltip bir nevi eklemi yerine oturtuyoruz. Böyle de anlayabilirsiniz bunu. Kendi tedavi protokolümde eklemlere müdahale etmeden önce, yani manipülatif uygulamaları yapmadan önce kas ve bağ dokuları açmayı tercih ediyorum ki eklemi daha rahat çalışabileyim. Elbette bunların hepsini tek seans içine sığdıramayabiliyoruz. Bazen dokular direnç gösterebiliyor ve bazı şeyleri yerine oturtmak biraz zaman alabiliyor. Bir kastaki spazmı etkin olarak çözmek hemen tek seans içerisinde gerçekleşmeyebiliyor. Yumuşak dokuyla ilgili, yani bağ ve kas dokularıyla ilgili dolaşımla ilgili problemleri çözdükten sonra da eklem üzerinden ve eklemle ilgili kısıtlılıkları açmaya çalışıyorum. Elbette hastaya günlük yaşamda nelere dikkat edeceği, yaptığımız tedavinin etkilerini nasıl devamlılığını sağlayabileceği ya da bu etkileri bozmam adına nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyorum hastaya. Sonrasında da egzersiz tedavisiyle hastanın da tedaviye yaptığımız seanslara katılımını, dahil olmasını sağlamaya çalışıyorum. Eğer kemikte bir kalsiyum birikintisi yoksa, o dikenimsi yapı röntgende, filmde gözükmüyorsa, sadece bağ doku içerisinde, ayak tabanındaki yumuşak dokular içerisinde bir yangı ya da bir birikim söz konusuysa işimiz biraz daha kolay oluyor. O yapıları çözmek daha kolay oluyor. Hatta birazdan sizlere gösterecek olduğum işte tedaviyle ilgili, egzersizlerle ilgili uygulamaları çalıştığınızda, düzenli olarak yaptığınızda eğer kemikte bir diken söz konusu değilse siz de çok güzel sonuçlar alabileceksiniz.
Aklıma gelmişken çok küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoları çekme amacım birebir fizyoterapistlerle çalışma imkanı bulamayan hastalar için. Keza zaten fizyoterapistiyle çalışan bir insanın da böyle bir videoya ihtiyacı olmaz. Özellikle bunu söylemek istedim. Çünkü bazen videonun altına değişik değişik yorumlar gelebiliyor. Tek niyetim samimiyetle fizyoterapiste ulaşma imkanı olmayan insanlara, sadece ellerine egzersiz reçetesi tutuşturulmuş olan insanlara bazı şeyleri nasıl yapabileceklerini izah edebilme arzusudur bendeki. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra konumuza geri dönüyorum. Şimdi diyelim ki bir iki kemik doku üzerinde olmuş. Yani filmde de o çıkıntı, şurada resimde görüyorsunuz, o çıkıntı oluşmuş, orada görünüyor. Bu süreçte işler biraz daha zorlaşıyor açıkçası. Çünkü bu böyle bir seferde çözülebilecek bir rahatsızlık olmadığı için ve kişi de günlük yaşantısına, hatta işine devam ettiği için çok fazla şey artık işin içine giriyor. Hastanın kendini koruması da biraz daha zor olabiliyor tabii süreç uzadığı için. Neler etkiler bu durumu, tedaviyi burada? Mesela nakliye işi yapıyor olabilir kişi. Hem kendi vücut ağırlığı, ayakta çalışıyor ve hem de bir şeyler taşıyor. Belki işte merdiven çıkıyor, bir ev taşınıyor sırada falan. Bunlar tabii ki tedaviyi çok zorlaştıracaktır. Böyle bir süreçte, böyle bir durum söz konusuysa belki şu denenebilir. Yani manuel terapiyle beraber, egzersiz tedavisiyle beraber şu denenebilir. Önce topuk dikeni kırdırılır ve daha sonra manuel terapide az önce anlattığım tüm her şeyi uygulanarak iş biraz daha pratik çözülebilir hale getirilebilir. Yani bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Yoksa sadece topuk dikenini kırdırmak maalesef bir işe yaramıyor. Çevrenizdeki insanlardan bunu duymuşsunuzdur. Ben kırdırdım ama tekrarladı. Tekrarladı çünkü problemin kaynağı ortadan kaldırılmadı. Sadece oradaki o kalsifikasyon, kalsiyum birikimi parçalandı, o kadar. Bunun dışında buna sebep olan etkenler ortadan kaldırılmadığı için bir süre sonra oraya tekrar aynı yük binecek ve orası tekrar o yükü dağıtma adına oradaki o tepeciği yeniden yapacak. Tedavisiyle ilgili yumuşak dokuları açtığımızı söylemiştik. Madem mevzu binen yükle beraber ya da işte baldır kasındaki bu gerilimlerle beraber gelişiyor, o zaman önce bir baldır kasından zaten başlamak lazım. Gastrokinemius'tan başlamak lazım. Ben ayak tabanıyla birlikte çalışıyorum. Gastrokinemius'u, aşil tendonunu, yani o topuğunuzun hemen üzerindeki kas bağlantı yerine, bunları birlikte çalışıyorum. Yani çeşitli yumuşak doku teknikleri var ama sizler ne yapabilirsiniz kendiniz? Masaj yapabilirsiniz kendi kendinize. Eğer bu mümkün olmuyorsa, evinizde ya da çevrenizde eli buna yatkın olan biri varsa ayak tabanıyla beraber baldır kasına, belki biraz daha yukarı kalçaya doğru, bacağın arkasındaki, uyluğun arkasındaki kaslara da etkili güzel bir masajla onun o sertliği, spazmı çözülebilir, yumuşatılabilir. Bunu tek seferde sağlayamayabilirsiniz dediğim gibi. Yani bir süre güneş ışığı buna devam etmek gerekebilir. Ya da böyle bir imkanınız yoksa ben sizlere şimdi kendi başınıza bir foam roller'la ya da işte içine sıcak su doldurulmuş bir kavanozla bu kasları nasıl masaj yapabileceğinizi göstereceğim. Eğer yorucu bir işte çalışıyorsanız ya da çok ayakta kalıyorsanız, işte akşamlar ya da gün içerisinde çok böyle ağrı şiddetinin çok daha yüksek olduğu ve hassasiyetin çok daha yüksek olduğu anlar yaşayabilirsiniz. Böyle bir anda size sıcak uygulama yapmanızı tavsiye etmem. Evet, düz bir foam roller'la bunu yapabilirsiniz herhangi bir ısı ajanı kullanmadan. Ya da ayak tabanınızın altından da sadece küçük bir pet şişeye su doldurun. Yani yarım litrelik olabilir. Su doldurun, dondurucuya atın, o bir buz kalıbı haline gelsin. Onunla birlikte sadece bu söylediğim anlarda ayak tabanınızın altına yuvarlama hareketi şeklinde masaj yapabilirsiniz. O soğuk oradaki yangıyı söndürecek ve ağrınızı hafifletecektir. Bu da aklınızın bir kenarında, bir köşesinde bulunsun. Söylemem gereken çok önemli bir şey vardı. O yüzden ekleme yapmak zorunda kaldım video yayından. Topuk dikeni hastalarının mutlaka ve mutlaka dikkat etmeleri gereken bir şey var. Topukta acıma başladığı zaman, yani o batma hissi başladığı zaman ayak ucunu yükselerek yürüyorlar. Göstereceğim şimdi. Topukta batma, acıma başladığı zaman şöyle ayak ucunda yürüme yapıyor bazen hastalar. Yani ayakta dururken çalışıyor mesela, ayakta durması gerek. Şunu yapmaya başlıyor. O zaman buradaki baldır kası çok daha şiddetli kas oluyor. Ve dolayısıyla da bu yapıları çok daha şiddetli zorlayıp bozuyor. Ayak ucunda yürüyerek ağrınızı azaltmaya çalışmak sizin başvuracağınız en son çözüm bile değil. Lütfen buna çok dikkat edin.
eğer ayakta duruyorsunuz ya da işte yürüyorsunuz vesaire, sancınız artıyorsa, ağrınız artıyorsa, yol ortasında bile olsanız, 1000 tane insanın arasında bile olsanız, bir kenara geçin ya, oturun dinlenin, ya da bir kenarda bir köşede esneme egzersizlerinizi yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız durduğunuz yerde sadece öne doğru eğilerek, dizlerinizi bükmeden öne doğru eğilerek o bölgeyi gevşetip rahatlatabilirsiniz. Dediğim gibi sakın ha sakın ayak ucunda yürümeyin. Kendi başınıza masaj etkisi alabilmek için ve dokuları gevşetebilmek için kullanacağınız malzeme bu. Foam roller diye geçiyor. Bunun yazılışını aşağıya bırakacağım. İnternet üzerinden çok kolay ve daha ucuza temin edebileceğiniz bir malzeme. Bence evladiyelik, öyle söyleyeyim. Benim çok işimi görüyor. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacağımıza. Önce bağları kası için göstereceğim. Gastrol için. Şöyle ayak bileğinize doğru. Herhalde burada biraz sıkıntılı olur. Şöyle biraz daha geri gideyim. Ayak bileğinize doğru ayak bileğinizin altına formaları yerleştiriyorsunuz. Ellerinizden hafifçe yük alacaksınız. Ya da şöyle yerleştirdiniz ellerinizi. Şimdi ilk başlarda bu doku hassas olacağı için çok fazla yükü kaldırmayacaktır. Ve zaten denediğinizde göreceksiniz, ağırlı olacak hali. Sadece bacağımın ağırlığıyla ileriye doğru gidiyorum. Burada ayak bileğinizi mümkün olduğunca gevşek bırakın. Şöyle kendinize doğru çekmeyin. Zaten biz kası açmak ve yumuşatmak istiyoruz. Üstüne bir de kasarsak tam tersi bir etki alacağız. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Ayak bileğiniz gevşek olsun ayağınız. Devam ediyorum ta diz eklemime gelene kadar. Çünkü diz ekleminin altı biraz hassastır. Yani damar ve sinir yapıları yüzeye daha yakındır. Burada yük vermemenizi tavsiye ederim. Zaten hissedeceksiniz kas dokusunu. Diz eklemime kadar geldim ve geri dönüyorum yine yavaşça. Ta ki ayak bileğimde aşil tendonu dediğimiz topuğa bağlanan tendona kadar. Topuğa kadar. Ve bunu tekrarlıyorum bu şekilde. Kaç tekrar yapacağız derseniz ilk yaptığınızdaki ağrı şiddetini %20 azaltmaya çalışın. Yani bir kas birdenbire, şimdi sizlerin de durumunu bilmediğim için 10 tekrarı yapın diyemem. Belki kasınız sadece 3-5 tekrarı kaldıracak. Bunu bilemiyorum ama ortalama ilk yaptığınızda, ilk üzerinden geçtiğinizde aldığınız ağrı ve sancının %10, %20 hafifleyeceği kadar bunu tekrarlamanızı tavsiye ederim size. Siz tekrarladıkça ağrıda artma meydana geliyorsa hemen durun. Dokuyu yormuşsunuz demektir. Bunlar önemli ayrıntılar, önemli püf noktaları. Bu yüzden işte yaptım olmadı, ağrım arttı gibi bazen sorular gelebiliyor. Ben de akıl edemeyip işte video sırasında bazen bunları söylemek aklıma gelmeyebiliyor. Yani ben 5 dedim de insanların yapmışken 10 yapayım daha iyi olur diye düşünebileceği açıkçası aklıma gelmiyor. O yüzden hani hafiflediğini, rahatladığınızı hissettiğiniz miktarda yapın. Şimdi diyelim ki tek bacakla uygularken artık ağrınız oluşmuyor. Birkaç gün yaptınız, devam ediyorsunuz buna. Günde kaç kere yapabiliriz diye soruyorsanız, yani bu masaj var bir uygulama ama çok fazla da sık tekrarlı yapılmasını açıkçası doku kaldırmaz. Hasta bir doku çünkü, yaralı bir doku. O yüzden günde iki kere yapabilirsiniz herhalde, bir sakıncası olmaz. Sabah akşam gibi mesela yapabilirsiniz. Ama akşamları mutlaka o günün yorgunluğunu atmak için mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki bunu yaptığınızda artık ağrınız olmuyor. Diğer bacağı da üstüne koyarak biraz daha yükü arttırıyorum. Ve aynı şekilde ayak bileğimden dizime kadar kası yumuşatmaya çalışıyorum. Rolleri yuvarlayarak. Bu da çok abes olur. Roller zaten yuvarlanma anlamına geliyor. Tekrar, şimdi kollarınızdan çok güç alıp kendinizi tamamen havaya kaldırarak bunu çok yapamayabilirsiniz. Çok gücünüz yetmiyorsa, hani çok böyle hareket kabiliyeti geniş bir insan değilseniz ufak ufak gidebilirsiniz. Ufak ufak, ufak ufak. Yani bacağınızı düzeltmeye çalışırken omuzunuzu da çıkarmanızı istemem açıkçası. Ufak ufak gidebilirsiniz. Ve dediğim gibi yine aynı mantıkla %10, %20 bir rahatlama sağlayana kadar, ağrıyı ve hassasiyeti arttırmayacak kadar istediğiniz tekrarda bunu yapabilirsiniz. Ama 20-30 tekrarda yapmanıza gerek yok açıkçası. Doku bunu kaldırmayacaktır. Aynı şekilde ayak tabanınıza da yine rollerla beraber masaj yapabilirsiniz. Ama burada yerde bu çok rahat olmuyor. Bir tabure üzerinde oturup ayağınızın altında hafifçe de bastırarak rolleri yuvarlıyorsunuz. Diyelim ki böyle bir roller yok elinizde ya da bir taşla iki kuş vurmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Biraz genişçe bir kavanoza sıcak su doldurun.
Sıcaktan kastım da kaynamış su değil ama bu arada yani hani yakmayın dokuları. Ilıktan biraz daha sıcak bir su. Doldurun. Sağlam bir kavanozla tabii yani bacağınızın altında o sıcak suyun da basıncıyla patlamasın. Sağlam bir kavanoza iyice kapağını sıkıştırın. Üzerine bir havlu sarın. Aynı şeyi onunla da yapabilirsiniz. Ayak tabanında da yine aynı şekilde bu masajı uygulayabilirsiniz. Diyelim ki ayakta çok kaldınız ya da yük taşımanız gerekti ve normalden daha şiddetli bir ağrıyla orada bir yangın hissediyorsunuz. Böyle bir durumda sıcak uygulama yaparsanız yangınızı arttırırsınız. Oradaki sıkıntıyı arttırırsınız. O yüzden biraz önce bahsettiğim o dondurulmuş işte pet şişesine koyduğunuz suyu dondurdunuz. O soğuk şişeyle beraber bu ayak tabanının masajını yapabilirsiniz. Ama bağlık kasına soğuk uygulama yapmayın lütfen. Oraya sadece sıcak ya da düz roller çalışabilirsiniz. Soğuk da sizi rahatsız ediyorsa bahsettiğim durumda sadece rollerla yine yapabilirsiniz. Burada rollerın düz değil de tırtıklı olması ayak tabanı için çok daha avantaj. Çünkü çok girintili çıkıntılıdır ayak tabanı. O yüzden biraz daha rahat bir masaj etkisi alabilirsiniz. Ama onun dışında eğer bir roller satın alacaksanız üzerinin tamamen düz ya da tırtıklı oluşu çok fazla bir şey değiştirmiyor. Sadece tırtıklılarda yani bunlarda sırt çalışamıyorsunuz. Omurganız roller'a batıyor. Roller'la masaj uygulaması da bu şekildeydi. Bir iki küçük hatırlatmam daha olacak, uyarılarım olacak. Diğer videolarımı izleyenler bilirler. Hep videonun sonunda sorularınız ve görüşleriniz için lütfen işte şu hesaptan ya da şuradan video altındaki yorumlardan bana ulaşın diyorum ama bazen biraz absürt şeylerle karşılaşabiliyorum. Mesela kişi bana yazıyor ki benim topuk dikenim var ne yapmalıyım? Zaten bu videoda ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. O yüzden bu soruyu baştan eleyelim. Yani bu soruyu sormayın. Ya da işte mesela bir iki kez yapıyorlar egzersizleri. Ben bir sonuç alamadım diye yazıyorlar. Bu bir süreçtir. Bizzat bir fizyoterapistle bile çalışsanız en azından 2 hafta bir tedavinin içerisinde olacaksınız. Dolayısıyla hani öyle bir iki kere uygulamayla yok bu bir sonuç vermiyor gibi bir fikre kapılmamanızı tavsiye ederim. Eğer mevzu dediğim gibi sadece yumuşak dokuysa çok daha hızlı sonuç alacaksınızdır. Ağrılarınız erken kesilecektir ve dokular rahatlayacaktır. Fakat kemik yapıda bir kalsifikasyon bir birikim varsa o zaman bu süreç biraz daha uzayacaktır. Sabırlı olmanız gerekli. Bunu etkileyen şeyler sizin çalıştığınız iş, yaptığınız meslek dediğim gibi yani bir nakliye işiyle uğraşıyorsanız, ağır bir şeyler taşıyorsanız sizin tedaviniz çok daha uzun sürecektir. Ya da kilo sorununuz varsa ayağa binen yükler çok daha fazla olduğu için yine tedaviniz uzun sürecektir. Ama sonuçsuz olmayacaktır. Bu şekilde düşünmeyin. Yani kilolusunuz diye topuk dikeninden kurtulamayacaksınız diye bir kale yok. Gayet rahat bir şekilde tedavi oluyor. Gelelim yapacağımız egzersizlere. Ben kendi uygulamalarımda sadece esneme egzersizlerini kullanıyorum. Ancak ve ancak ağrı süreci kesilip dokular tamamen rahatladıktan işte 1 hafta sonra, 1,5 hafta sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyorum. Önce bir oradaki iyileşme süreci kendini bir tamamlasın ve otursun, kendini bir toplasın istiyorum. Çünkü acil olan mevzu kuvvet kaybını gidermek değil, oradaki spazmı çözmek, ödemi gidermek ve ağrıyı rahatlatmak. Bu sebeple de esneme egzersizleriyle hem bağ dokunun hem de kas dokusunun elastin lifleri dediğimiz yani daha esnek olan liflerini dokunun içerisinde üretilmesini uyarmaya çalışıyorum. Bu yüzdendir ki benim verdiğim esneme egzersizlerinde 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ya da 1008'e kadar sayıyorum. Yani 6 ve 8 saniye gerekli çünkü en az bu liflerin uyarılabilmesi için. Amaç dokunun boyunu uzatmak değil, bu bir germe egzersizi değil, ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Amaç kasın daha esnek yapıya sahip olabilmesi. Öyleyse artık egzersizlere geçebiliriz. Sizlere çok basit 2 esneme egzersizi göstereceğim. Hem ayak tabanı için hem de arkadaki baldır kası, gastrokinemius kasları için. Gelelim esneme egzersizine. Umarım rahatça görülebilecektir burada. Ayağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz ve duvara yaslıyorsunuz. Burada diğer ayağı biraz daha geriye alın bayağı bir. Kendinizi duvara doğru yaklaştırıyorsunuz. Öndeki dizin bükülmemesi gerekli. Arka taraf çok sorun değil. Öndeki dizin bükülmemesi gerekli. Şimdi esneme egzersizinde püf noktamız ne dedik? Böyle alıp da cart diye burada bir acı duyulacak şekilde dokuyu germiyoruz. Sadece yapacağımız şey şu. Başlangıcından itibaren gösteriyorum. Hafifçe kendimi öne duvara doğru dizimi bükmeden yaklaştırdım. Dizimin arkasını baldır tarafından hafif bir gerilim aldım. Hemen dizimi kilitleyeyim.
bir gerilim aldım. Bu gerilimi aldığım yerde duruyorum ve saymaya başlıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ve yavaşça geriye doğru bırakıyorum. Esnetiyorum. Şimdi tekrar. İlk gerilimi aldığım yerde durdum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yavaşça geriye. Ayağınızı alabilirsiniz de çok sorun değil. Tekrar yerleştirdik. Tekrar ilk gerilimi aldığım noktaya geliyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ve gevşiyorum. Tekrar ediyorum. Lütfen burada canınızı yakmayın. Orayı alıp da böyle daha iyi olur, daha çabuk iyileşirim, car diye öteye gitmeyin. Tam tersine ağrı şiddetinizi arttırırsınız. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Ne yaptığımı anlayabilmeniz adına ayağımı kendime doğru çekiyorum ve duvara yaslıyorum. Şimdi koyu renk çorap giydiğim için belki anlayamayanlar olacaktır tam olarak ne yaptığımı. Ayağımı kendime doğru çektim ve duvara yasladım. Öne doğru hafifçe yaklaşıyorum duvara doğru. Dizimi kesinlikle bükmüyorum, yani şu değil. Ve öne doğru hafifçe gerilimi hissettiğim yere kadar geldim, sayıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Şimdi bir diğer esneme egzersizini göstereceğim. Hafif bir yükselti bulmanız gerekli. Ben şimdi yine roller şeklinde bir şey bulmuştum. Onunla yapacağım. Üzerine koyuyorum ayağımı ve topuğumu boşta bırakıyorum. Topuğum boşta. Üzerinde değil. Topuğum boşta. Ve topuğumu yere doğru değdirmeye çalışarak esnetiyorum. Hafif de öne doğru gidiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 geri. Bu biraz daha basit bir esnetme tekniği. Yani hani çok şiddetli ağrısı olanlar az önce gösterdiğim yerine bunu deneyebilirler. Gördüğünüz gibi topuğum boşta. Sadece ayağımın ön kısmı yükseltinin üzerinde. Hafifçe öne doğru gittim ve topuğumu yere doğru serbest bırakıyorum. Yere de değebilir. Tekrar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ve esnetip gevşettim. Dizinizin bükülü olmamasına dikkat edin. Çünkü bu bahsettiğim kaslar diz eklemini de etkileyen kaslar. Dizinizi bükerseniz buradaki kası gevşetmiş olursunuz. Dolayısıyla da boyunu uzatarak ona esneme etkisini veremeyiz. Tekrar ediyorum son kez. Dizimi kilitledim. Hafifçe öne doğru giderken topuğumu da aşağıya doğru serbest bıraktım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 gevşedim. Diyeceksiniz ki bunu şöyle yapamaz mıyım? Ayağımı çekerim ve sayarım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 şeklinde. Bu tam istediğiniz etkiyi bize vermez. O yüzden gösterdiğim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Gelelim bu egzersizleri kaç kez yapacağımıza. Ben genelde egzersizlere, esneme egzersizlerine hani böyle kişiyi zorlayabilecek ve yük bindirebilecek egzersizler olmadığı için günde kaç tekrarlı yaptığınızın bir önemi yok, ama 3'ten 4'ten aşağı olmasın ve her yaptığınızda 8 ya da 10 tekrarlı yapın kendi vücudunuzun ne kadarını kaldırabileceğinize göre diyerek söylüyorum. Aynı şeyi şimdi size de söylemiş bulundum. Günde 3-4 tekrardan aşağı olmasın. Esneme egzersizi olduğu için 5-6 kez de yapsanız çok sıkıntı değil. Günde 5-6 kez yapsanız da çok sıkıntı değil. Ama ilk başlarda gergin bir kası çalıştığınızı hesaba katarak 8 tekrarlı, 10 tekrarlı yaparsınız. Daha sonrasında daha rahat esneme alabildiğinizi gördükçe, yani vücudunuzun zorlanmadığını, ağrınızın artmadığını gördükçe bunu 10-15 tekrarda çıkarabilirsiniz tek sette. Roller'la yaptığımız masaj uygulamasını ise dediğim gibi günde en fazla 2 kez yapın. Daha fazlası yapılarınızı zorlayacaktır. Ağrınızın artmasına, tedavi yerine tam tersine daha çok rahatsızlık duymanıza sebep olacaktır. Kuvvetlendirme ile ilgili bu videoda egzersiz vermek istemiyorum. Çünkü içinizden bazılarınız sabırsızlık edecek ve ağrıları geçmeden ya şu egzersizleri yapın iyi gelir diyecekler. Bu da hoş olmayacak. O yüzden buna sebebiyet vermem adına kuvvetlendirme egzersizlerini koymuyorum. Eğer bir sporcuysanız da bu videoyu izliyorsanız zaten kendinize ait bir antrenman programınız vardır. Oradan çalışabilirsiniz. Değilseniz de ya ben ileride bununla ilgili bir kuvvetlendirme egzersizi videosu koyarsam oradan ya da YouTube'da bir sürü video var zaten, onlardan birine ulaşıp oradan da yapabilirsiniz. Ama ben sizin bu sabırsızlığınıza sebebiyet vermek istemiyorum. O yüzden sadece esneme egzersizleriyle egzersiz tedavisi kısmını sonlandırıyorum. Sanırım anlatacaklarım bu kadar. Öncelikle hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim sizlere bir faydam dokunur. Bir an önce şifa bulmanız dileğiyle. Geçmiş olsun diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.